Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli öğrencilerim TYT 3 adım Türkçe sorularımızın yazım kuralları konulu ikinci adım sorularıyla sizlerle beraberiz. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bu yayınımızın birinci bölümü yani birinci adım yazım kuralları sorularımızı yukarıda videomuzun üstündeki sağ köşedeki e, kartlara tıklayarak veya oynatma listelerimize tıklayarak ne yapabilirsiniz? izleyebilirsiniz bu konuyla ilgili oynatma listemizde diğer 3 adım TYT sorularımız mevcut. Onları da izlerseniz başarınıza katkı sunmuş olacaksınız. Biz sunmuş olacağız, siz de sağlamış olacaksınız. Evet arkadaşlar hemen isterseniz birinci sorumuzla başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok güzel olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor arkadaşlar. Bunu sormuş. Şimdi hemen Adana seçeneğinden başlayalım sevgili öğrencilerim. Sınav bu yıl 10 Mayıs pazar günü yapılacakmış. Evet. Hemen hatamızı burada görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer bir ay ve gün isminin önünde tarih bulunuyorsa nitekim bak burada bir tarih verilmiş M doğru yazılmış ama gün küçük yazılmış. O zaman burada bir yanlışlık yapılmış. Üçünün de yani 10 Mayıs pazar dediğimiz zaman 10 zaten rakam olarak var. M ve P. Bunlar ne olması gerekir arkadaşlar? Büyük olması gerekir. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı vardır diyoruz ve eliyoruz. İkinciye bakalım. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayanlar bunu hak ediyor. Fedakarlıkta bir sıkıntı görmüyoruz. Hiçbir zaten bitişik yazılır. Fedakarlığın ağasında şapka olacak. TDK yazım kılavuzuna göre. Kaçınmayanlar bunları hak ediyor. Hak etmek arkadaşlar. Arkadaşlar etmek, eylemek, olmak gibi yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya türemesi olmuyorsa ne olacak? Ayrı yazılacak. Dolayısıyla burada bitişik yazılarak yanlışlık yapılmış. Bunu da ediyoruz. İzlediği hiçbir filmi. Evet. Şimdi yabancı dilden giren kelimelerde arkadaşlar, e, orijinal olarak kelimenin aslı kullanılır. Filmi dememiz gerekir. Filmi dememiz yanlış olur. E, bu açıdan e, Ceyhan seçeneğinde de ne yapmamız gerekir? Elememiz gerekir. E, Denizli seçeneğine bakalım. Belki de, evet daha de ayrı yazılmış doğru. Tüm bunları baştan, evet baştan derken de ünsüz benzeşmesine uyulmuş konuşmalıydık. Evet burada da doğru. Denizli seçeneğimiz doğru arkadaşlar. Herhangi bir hata gözükmüyor. Türkçe'yi etkili kullanmak en önemli faktördür. Evet hemen kafamızda bir soru işareti olabilir. Hocam Türkçe özel isim değil mi? Doğru. Kesme işaretiyle ayrılmamız gerekmez mi? Evet. Ama arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun bir kuralı var. Eğer sevgili arkadaşlar özel isme yapım eki gelirse yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri e, bitişik yazılır ve kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani buradaki yazım doğru bir yazımdır. Tamam mı? Bakın. Şimdi yapalım. Şimdi Türk isim, değil mi? Özel isim. Türk. Çaçe nedir arkadaşlar? Yapım eki. Dolayısıyla yapım eki geldiği zaman ne oldu? Ayrılmaz. Bu artık ayrılmayacağı için kuralımıza göre kuralımıza göre yapım eki den sonra gelen özel isimlerde, yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılıyor, tamam mı? O zaman doğru cevabımız denizli seçeneği birinci sorumuzun ee, bunu işaretliyoruz ve geliyoruz ikinci sorumuza. Şöyle ekranımızı hızlıca temizleyelim arkadaşlar ee, kafamızı karıştırmasın. Evet şimdi ikinci sorumuza da diyor ki güzel bir soru aslında ee, belki biraz uğraştıracak ama dikkat edersek hemen hatayı bulacağız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar cümlemize başlayalım. Diyor ki dünya nüfusu dünya üzerindeki nüfus sayımlarına göre en çok konuşulan birinci değil. Şimdi bakın dünya üzerindeki nüfus sayımlarına dediğimiz zaman bu ki sanki bağlaç ki'siymiş gibi burada görünüşte gözüküyor. Fakat arkadaşlar cümlenin akışına baktığınız zaman burada dünya üzerinde bulunan yani dünya üzerinde konuşulan dünyaya ait oradaki dillerden bahsediyor. Dolayısıyla dünya üzerindeki nüfus sayımlarına göre en çok konuşulan birinci dil diye cümleyi devam ettirmemiz gerektiğinden dolayı burada üzerindeki derken ki'yi bitişik yazmamız lazım. Yani burada bir yazım yanlışı yapılmış arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Tamam mı? O zaman Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Ama bir de sağlamasını yapalım değil mi? Belki soru da hatalı olabilir. Öyle değil mi? Hemen bakalım. Sayıların yazımı diyor arkadaşlar. İkinci demiş. Beşinci demiş. Bunlarda bir hata yok arkadaşlar. Özel adların yazımı. Bakalım. Çince demiş. Doğru. Hintçe demiş. Evet dil isimleri. Evet, Latin Amerika'da. Evet özel isim. Büyük harfle yazılmış kesme işareti. İspanyolca. Evet. Hindistan, Pakistan. Evet. Türkçe. Doğru bunlar arkadaşlar. UNESCO. Evet UNESCO'nun yazımı doğru. Evet. Gelelim diğerine. Kısaltmaların yazımı. Hayır arkadaşlar. Burada ona da bir örneğimiz yok. Bağlaç olan D'nin yazımı. Evet burada ona da bir yanlışlık yok. Dilde, dilde bitişik olmaz. O zaman arkadaşlar sağlamamızda yaptığımıza göre doğru cevabımız ki ekinin yanlış yazılmasıdır. Buradaki ki eki bağlaç değil sevgili arkadaşlar. Nedir? e, aitlik e, ekidir. Üzerindeki derken daha diye birleşik yazılan e, ekimizdir. Gelelim üçüncü sorumuza sevgili öğrencilerim. Evet şimdi üçüncü sorumuzda diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır. Evet yanlışlık yapılmıştır. Şimdi bu soru enteresan bir soru. Özellikle dikkatinizi çekeceğim. Şimdi vereceğim bilgilere dikkat edin. Türkiye'de bir hafta pek çok ilmi çalışmalar. Arkadaşlar bakın bu şapkalı iler şapkalı iyiler nispet iyisidir. Tamam mı? Ee, kendinden önceki kelimeye e, din anlamına bir dayandırma yapar. Bak ilmi çalışmalar. İlimle ait, ilme ait çalışmalar kastediyor. Burada doğru yazılmış. Tamam mı? Gelelim arkadaşlar e, B seçeneğine. Edebiyat tarihi dikkat edin vurguma. Oldu mu? Olmadı bak. Edebiyat tarihi milletlerin yüzyıllar boyunca oluştur. Bak Tarihi milletler demiyoruz dikkat edin, edebiyat tarihi bir kal bir tamlama. Burada yanlış, burada arkadaşlar iyi noktalı olmak zorunda çünkü burada bir nispet yok tamam mı? Normal bir i bu, anlaşıldı mı? Bak resmi kaynaklara göre yani devlete ait, devletle ilgili bak resmi buradaki i de sevgili arkadaşlar nispet değilse e, dolayısıyla şapkalı yazılmak zorunda milli değerler, milletinize ait değerler. Bakın burada da şapkalı yazılmak zorunda. Milli. Evet. İnsanın kendisini ve dünyayı tanımasına edebi eserler. Edebiyatla ilgili bak. Edebiyata ait, millete ait, resmi kurumlara ait, devlete ait. Tamam mı? İlme ait bakın. Bu gibi kullanımlarda ileride şapka olacak değerli öğrencilerim. Ama edebiyat tarihi derken burada herhangi bir edebiyata ait bir bağlantı kurmuyor. Zaten orada edebiyat var. Tamam mı? Edebiyat tarihi şeklinde bir bağlantı kurulmuş. Dolayısıyla oradaki i de şapka bulunmayacağı için doğru cevabımız Bursa seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Diğerlerinde nispet i'si olacak ve doğru yazılmış. Bursa seçeneği yanlış yazılmış. Gelelim dördüncü sorumuza. Sevgili öğrencilerim dördüncü sorumuzda diyor ki bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar Türkçe bugün tarihin en güçlü tarihinin en güçlü dönemini Evet bugünün yazımı doğru arkadaşlar. Bugün kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bu şekilde bitişik yazılıyor arkadaşlar. Evet doğru yazımda bir yanlışlık yok. Gelelim diğerine. Tarihte hiçbir zaman derken sevgili arkadaşlar, hiçbirin yazımı bitişiktir TDK. Kurallarına göre herhangi düşme, bitişme, e, ses düşme veya birleşmesi olmadığı için diğer kelimelerle de e, buradaki gibi e, bitişme olmayacağı için ayrı yazılacaktır. Burada da ne var? Bir doğru yazım var sevgili öğrencilerim. Gelelim üçüncü e, kelimemize. Günümüzde yaklaşık... 220 milyon kişi Türkçe konuşuyor derken arkadaşlar Türkçe kurala göre e, rakamlar yazıyla yazıldığı zaman aralarında boşluk bırakılır. Yani bu da doğrudur. E, bunun istisnası var mıdır? Vardır. Ne zaman bitişik yazarız? Sevgili arkadaşlar çek, senet gibi e, parasal işlemlerin yapıldığı evraklarda bitişik yazarız. Onun dışında ayrı yazılır. Zaten bu bir sayı grubudur arkadaşlar. Kelime gruplarından birisi sayı grubudur. Sayı grupları ayrı yazılır. Gelelim diğer e, arkadaşlar e, kelimemize. Kafkaslarda derken arkadaşlar hatırlayın birinci e, videomuzda yani e, birinci adım videomuzda da söylemiştim. Şimdi özel isimlere gelen çoğul ekleri kesmeyle ayrılmaz. Ayrılmadığı için ondan sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz. Burada Kafkaslarda derken yazımımız doğrudur sevgili öğrencilerim. Gelelim son e, kelimemize. O zaman doğru cevabımız Edirne olacaktır. Hemen ispatımızı yapalım. Uydu yayınları aracılığıyla Türkçenin sesi dünyanın dört bir köşesine. Bakın burada mecazlı bir söyleyişimiz de var. Aynı zamanda burada dünya coğrafi bir terim dışında kullanılmış. Yani coğrafya terimi dışında kullanılmış. Bundan dolayı da arkadaşlar dünyanın dört bir köşesi derken e, herhangi bir coğrafi terim anlamında kullanılmamış. E, burada dünya küçük harfle yazılmalıdır. Kesme işaretiyle olmamalıdır. Doğru cevabımız 5. kelimemiz olan Edirne seçeneğidir. Hemen tahtamızı, silerim ekranımızı ve 5. sorumuza gelelim değerli öğrenciler. Şimdi 5. sorumuzda değerli öğrencilerim etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğraması ayrı yazılır. Evet birleşik fiiller 3 bölüme ayrılıyordu arkadaşlar. Burada isimlere gelen birleşik fiilleri kastetmiş. Onunla ilgili bir kural. Bir de kuralı birleşik fiil ve biliyorsunuz anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimiz var deyimleşmiş. Şimdi bu kurala göre, verilen kurala göre herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa o zaman ne olacak? Ayrı yazılacak. Diyor ki hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir hata vardır? Bakalım. Tez savunmamın kabul edilmemesi üzerine yeni bir savunma hazırlamaya başladım. Kabul etmek. Evet burada bir ses düşmesi ve türemesi olmadığı için sevgili arkadaşlar e, herhangi bir sıkıntı yok. Bunu eleyebiliriz. Evet. Muhsin Bey toplantıda bazı arkadaşlarımız için övücü sözler sarf etti. Evet sarf etmek. Arkadaşlar burada yanlışlık yapılmış. Sarf etti. Bakın sarf etmek. E, herhangi bir ses türemesi veya e, düşmesi olmadığı için bitişik yazılmaması gerekir. Ama burada hatalı bir şekilde bitişik yazılmış. O zaman doğru cevabımız Bursa'dır. Sağlamasını yapalım yine de. Yaptığım değişiklikleri kaydetmeyi, evet, kayıt etmek. Evet, birleştiği zaman ses düşmesi olmuş. Kayıt etmek. Unuttuğum için yazdıklarım şimdi. Burada da doğru arkadaşlar. Gelelim Denizli seçeneğine. Kötü düşünerek hayatı kendinize ve çevrenizdekilere zehretmeyi. Evet arkadaşlar hatırlayın birinci Adım videomuzda zehretmekle ilgili bir soru çözmüştük. Zehretmek bitişik yazılır ve bitişik yazıldığı zaman da e, ünlü düşmesi, ses düşmesi oluşur. Oluştuğundan dolayı bitişik yazılır. Denizli seçeneğini de eliyoruz ve Edirne seçeneğine bakalım. Çevrenizdeki güzellikleri fark ettiğinizde bakış açınızın değişini hissedecek. Hissetmek. Evet burada da sesi sesini yapmış arkadaşlar. Türemiş hissetmek. O zaman burada da bir doğru yazım var. Dolayısıyla Bursa seçeneği yanlış sarf etmek ayrığı yazılması gerekiyordu. Evet bu şekilde ifade ediyoruz ve ekranımızı silip hemen 6 e, altıncı sorumuza geçiyoruz. Sevgili öğrencilerim numaralanmış cümlelerin hangisinde diyor kısaltmalara getirilen eklenin yazımında bir yanlışlık yapılmış. Evet yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmış. Şimdi bakalım TÜİK'in verileri sevgili arkadaşlar diyor TÜİK'in verileri açıklaması bekleniyor. TÜİK evet okunuşa göre ekin alacağı e, ifade olacak. Aynı gelecek e, ve okunuşa göre olacak. Burada doğru. TÜİKİN. Evet. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burada en çok öğrencilerimizin hata yaptığı yerlerden biri. Arkadaşlar TDK'nın mı? TDK'nin mi? Heh. Şimdi arkadaşlar yazım kılavuzumuza göre, Türkçe kurallara göre, bakın şu büyük yazılıyor ya unutmayın. Eğer bu kelimeler, e, kısaltmalar büyük harflerle yazılıyorsa tamam mı? Büyük harflerle yazılıyorsa okunuşa göre her sesin okunuşuna göre e, ek getirilecek. Yani TDK'nin olacak tamam mı? TDK'nin. Dolayısıyla bu doğrudur. TDK'nın olmayacak tamam mı? TDK'nin şeklinde doğrudur. N'in, ikinin gelmesi değerli öğrenciler. TMO'nun doğru. Sütümüzü A ölçten A -ölç eden alırız. Evet. Babam, babam, evet bunlar da doğru, inden emekli oldu. Evet, bakın hemen hatayı ne yaptık, gördük. iden emekli oldu diyeceğiz sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla burada nasıl yapmış? Okunuşuna göre yapmış. Devlet su işlerinden emekli oldu şeklinde bir ifadeyle ayırmış. Yani açılımına göre. Bu da yanlıştır. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevaptır. Yani burada bir yanlışlık yapılmış. Devlet su işlerinden şeklinde değil de DSİ'den emekli oldu dememiz doğrudur sevgili arkadaşlar. Türkçe imla kılavuzuna göre. Ve gelelim iki, ikinci hanım e, sorularımızın yedincisine. Yedinci sorumuzda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Evet dikkat yazım yanlışını bulacağız. Türkçemizin bin yıllık dil serüveni evet bin yıllık dil serüvenini bu eserden takip etmeniz mümkün. Var mı bir hata? Bakıyoruz. Yok. Türkçemiz burada doğru. Hocam acaba burada bir kesme koysa mıydık? Hayır arkadaşlar. Niye koymuyoruz? Çünkü Türkçe türemiş bir kelime. Dil ismi yapım eki almış ve yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri ayrılmaz. Dolayısıyla burada bir hata yok. Burası doğru. Orhun kitabelerinin, evet özel isim ayrılmış. Moğolistan özel isim, evet sınırları içinde olduğunu biliyor musun? Evet. mı mi mu de ayrılır. Soru işareti de konmuş vesaire. Doğru. Devam edelim arkadaşlar. Ziya Gökalp yaşadığı dönemde Türkçülüğü savunan önemli düşünürlerdendir. Aa hocam burada Türk, Türkçü, Türkçülük. Acaba burada bir kesme koymamız gerekir mi? Hayır. Arkadaşlar e, özel isimlere gelen yapım ekleri, Yapım ekleri e, ayrılmaz. Yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz dolayısıyla. Burada Türkçülük, e, Türkçü gibi ifadeler nedir? E, doğru ifadelerdir. Ha Burada hocam K, Türkçülük, lık, Lük. O yok arkadaşlar. Burada iki ünlü arasında kaldığı için ne olmuş? Yumuşama olmuş. Tamam mı? Yumuşama olmuş. Derste Yakup Kadri'nin, evet doğru. Kesme işareti doğru. Elçilik yıllarına ait anılarının bir bölümünü okuduk. Evet doğru. Burada ders ederken zaten e, şey de doğru. E, ünsüz benzeşmesi kuralı da doğru arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman sevgili arkadaşlar doğru cevabımız Edirne seçeneği. Peki nerede? E, neden e, arkadaşlar e, hata yapılmış? Şimdi cümleyi bir okuyalım. Bak dikkat et. Boğaz'ın boğazın seyrine doyum olmayan manzarası eşliğinde çaylarımızı yudumluyorduk. Evet, şimdi bak cümlenin anlamına dikkat et. Buradaki boğaz hangi boğaz arkadaşlar? İstanbul boğazı. İstanbul boğazındaki bir çay bahçesinde çayımızı yudumluyoruz. Boğazın derken insana ait bir boğaz değil. Dolayısıyla burada boğazın derken Z'den sonra kesme işaretiyle çekim ekimimizi ayırmamız gerekir idi arkadaşlar. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna göre bu gibi durumlarda Özel ismi kastedersek eğer arkadaşlar bir özel ismi kastedersek onu anlatan özel ismi kasteden kelimelerde e, kesme işaretiyle ne yapıyoruz ayırıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız edirne seçeneği olacak sevgili öğrenciler ve gelelim sevgili öğrencilerim 8 sorumuza 8 sorumuz diyor ki e, bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yoktur bak diyor dikkat edelim yoktur var mı onu bulalım. Var olanları önce bulalım. Şimdi diyor ki İhsan'ın bisikleti yoktu. Şimdi arkadaşlar İhsan nedir? Özel isim değil mi arkadaşlar? Evet özel isme gelen kesme işareti ayrılmış. Burada bir hata yok. Burada yok. Devam edelim. Arkadaşlarının da yoktu derken bir hata görüyoruz. Burada arkadaşlarının da derken sevgili arkadaşlar da de ne yapması lazım? Yani bağlacımızın ayrı yazılması lazım. O zaman A'yı ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Peki devam edelim. Mahalledeki çocukların hiçbirini a dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Mahalledeki çocukların hiçbirini dersek ne oldu? Olmadı değil mi? Bakın burada aitlik bildiriyor. Mahalledeki derken ki'nin ne yapılması lazım? Bitişik yazılması lazım sevgili arkadaşlar mahalledeki çocuklar. Bakın bir tamlama yapmış. Hangi çocuk? Mahalledeki çocuklar. Evet. Hiçbirinin yoktu. Arkadaşlar hiçbir, diğer sorularımızdan da hatırlayın. Hiçbir Türkçe imla kılavuzuna göre bitişik yazılan bir kelimemizdir. Dolayısıyla burada birleşik sözcükler de ne yapılmış? Yanlış yazılmış arkadaşlar. Evet. Sadece Ahmet A. Evet özel isim. Evet özel isim doğru yazılmış arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Dıklarıma delikanlılarının evet bak burada gene yanlış yazılmış bir sözcükler. Bisikleti vardı ama ne bisiklet? Hepsinin hayali onun bisikletine binip evet burada sevgili arkadaşlar ee, büyük harflerin yazımıyla ilgili de bir yanlışlık var. Hocam neden? Özel ismi işaret etmiyor mu? Sevgili arkadaşlar o zamiri Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna göre kurallarına göre Küçük harfle yazılır. İstisnası var mıdır sevgili arkadaşlar? Var. Şöyle var. Yani bazı ders kitaplarınızda dogen yani din öğretimi kitaplarınızda göreceksiniz. Allah isminin yerine kullandığı zaman zamir olarak orada kullanılabiliyor arkadaşlar. Bazı bu gibi özel bilimler var. Onun dışında kullanmıyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada özel isimlerin yazımı doğru kullanılmış. Diğerleri bu paragrafta yanlış kullanılmış buradaki cümlelerde. Dolayısıyla Denizli seçeneğini, Denizli seçeneğini 8. sorumuzda doğru cevap olarak işaretliyoruz ve ekranımızı temizliyoruz ve geliyoruz 9. sorumuza sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmadıysak hemen abone olalım. Aşağıdan abone butonuna tıklıyoruz. Diyor ki buna göre Evet Bize bir açıklama öncül vermiş. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Arkadaşlar Türkçe'de şöyle bir kural var. Birleşik kelimelerden her ikisi, kelimenin her ikisi veya kelimenin ikincisi birleştiği zaman anlam değişiyorsa o zaman orada e, bitişik yazma durumu vardır. Burada hangisi yanlış yapılmış onu bize soruyor ve hemen bakalım. Şimdi hafta sonu. Çocuklarla kuş burnu toplamaya gideceğiz. Arkadaşlar kuş burnu. Kuş ve burun. İki farklı kelime birleşmiş bir bitki ismi olmuş değil mi? Kuş burnu. O zaman burada doğru bir kullanım var. Bitki ismi. Koltuklarını balık sırtı desenli kumaşa kumaşla döşetmiş. Balığın sırtı. Bakın burada da en az bir kelimenin anlamı değişmiş. Renk ismi olmuş. Değil mi? Dikkat edeyim. Evet balık sırtı derken. Makam odasının rengini fil dişi. Evet fil dişi boya. Bak fil, filin dişi. Evet. Burada da gene bir boya rengi olarak kullanılmış. Köpek balıkları tatlı suda yaşamaz diyebiliyor. Evet arkadaşlar doğru cevabımız burası. Köpek balıkları derken sevgili arkadaşlar burada ayrı yazılması lazım bir balık ismi. Bahçe Ayşe Kadın Fasulyesi arkadaşlar burada Ayşe kadın bir fasulye ismi Ayşe ile ve kadınla alakası yok Dolayısıyla denizli seçeneği doğru Evet şimdi denizli seçeneği ayrı yazılacak şimdi gelelim e, 10 sorumuza sevgili arkadaşlar ve hızlıca 10 sorumuzu yapalım 10 sorumuzda diyor ki sevgili arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşağıdaki cümlelerin hangisinde e, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış. Büyük harfle. Evet burada önemli şeyler söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Dikkat edelim. Bakın biraz önce yaptığımız bir sorunun benzeri. Ünlü sanatçı bu akşam Hisar'da konser verecek. Evet. Burada arkadaşlar doğru. Burada bir yanlışlık yok. Niye? Hisar'dan kasıt ne? Biliyorsunuz İstanbul'da arkadaşlar Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı var. Bunlar özel isim. Burada onlar kastedildiği için biliyorsunuz sanatçılarımız yaz konserlerini burada veriyorlar. E, bu doğru. Hisar kelimesinden sonra kesme işareti konur ve gelenek ayrılır. Yaz mevsiminde Karadeniz'in doğusu harikadır diyoruz. Evet burada da Karadeniz özel isim olduğu için sevgili arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmış. Doğusu kelimesindeki D de ne yapılmış? E, küçük harfle yazılmış. Eğer Doğu Karadeniz olsaydı D büyük olacaktı. Ama Karadeniz'in doğusu dediğimiz zaman küçük olacak arkadaşlar. Burada da doğru bir ifade kullanmış. Yazım kullanmış. Gelelim Ceyhan seçeneğine. Bu yıl Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlıyor. Evet, Ramazan Bayramı bir özel isim. 24 rakam gelmiş. Rakamdan sonra gelen ay ve gün e, e, isimleri büyük harfle yazılır. Dolayısıyla bu da doğru. Evet. Kaplumbağa terbiyecisi tablosu adından söz ettirdi. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada acaba Kaplumbağa terbiyecisi tablosu mu ismi yoksa tablonun ismi kaplumbağa terbiyecisi mi? Heh. Arkadaşlar tablonun ismi kaplumbağa terbiyecisi olduğu için burada tablo kelimesi terbiyecisi, kaplumbağa terbiyecisine dahil olan bir kelime değil. Tamam mı? Bundan dolayı T'nin küçük yazılması gerekir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Denizli seçeneği cevap. Devam edelim. Çoruh Nehri. Evet doğru yazılmış. Nehir, göl, dağ ve benzeri isimler. Büyük harfle yazılmış. Su sporlar için oldukça elverişli. Evet burada arkadaşlar şeyde de bir sıkıntı yok. Ee, yazında zaten onu sormamış. Diğer büyük harflerin yazımı sorduğu için e, ekstra bilgi olarak onu söyledim. Mesela e, yazım hatası nerelerde var deseydi mesela oldukça da var mı? Yok. Orada da bir benzeşme var. Doğru orası da. Ama burada özel isimler üzerinde sorduğundan dolayı çoruk necinde de yazımda bir yanlış yanlışlık yok. Dolayısıyla e, kaplumbağa terbiyecisi tablosu derken tablo e, resmin adına dahil olmadığı için küçük harfle yazılması doğru olacak. Bundan dolayı e, denizli seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet yani yanlışlık orada. Gelelim 11. sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor değerli öğrencilerim. Hemen bakalım. Tanzimatla edebiyatımıza giren derken arkadaşlar tanzimat özel isim olduğu için ona gelen ek e, ne yapacaktır? E, kesme işaretiyle ayrılacaktır. Evet. Devam edelim. Milli Edebiyat 1911'de evet 1911'de evet daha de kesme işaretiyle ayrılmış. Burada bir benzeşme olmadığı için tate olmaz. 11'de. Doğru. Arkadaşlar bu da doğru. Evet. Buna da artımızı koyalım. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik'te çıkardığı Genç Kalemler dergisiyle. He. Evet bak burada bizi yanıltmak için kesmeyle de ayrılmış. Fakat evet biraz önceki sorumuzu hatırlayalım. Arkadaşlar buradaki dergi kelimesi dergi kelimesi Genç Kalemler dergisine ait bir e, nitelik bildirmez. Derginin ismi Genç Kalemler'dir. Yani şu bölüm sadece doğrudur yazımı. Dergi getirdiğimiz zaman yanlış olur. Çünkü derginin adı Genç Kalemler Dergisi değil. Derginin adı Genç Kalemler'dir. Bundan dolayı arkadaşlar bu dergisi yanlış. Burada D küçük yazılması lazım. Kesme işaretiyle de ayrılmaması lazım. Tamam mı? Bundan dolayı yanlışlık burada arkadaşlar. Yani doğru cevabımız C. Peki sağlamasını yapalım. Devam edelim. 1923T. Bak 1923D değil. Burada da benzeşme kuralına göre doğruluk var. Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışma Evet burada da Türk dilini derken doğru bir ifade var. Dolayısıyla arkadaşlar Ceyhan seçeneğinde yanlışlık var. Mesela arkadaşlar bir şey söyleyeyim burada. Hemen e, bizim resmi e, makamlarımızın e, bir e, kural kanun çıktığı zaman yayınlandığı gazetemiz var. Nedir o? Resmi gazete değil mi? Bakın resmi gazetede resmi gazete dediğimizde her iki kelime, baş harfi büyük olacak. Ama mesela e, Milliyet Gazetesi dedik. Oradaki G'nin küçük olması lazım. Çünkü Milliyet Gazetenin ismidir. Gazetesi derken ki gazete ona ait bir kelime olmadığı için, e, aslına ait bir kelime olmadığı için ne olmaz? Değerli öğrencilerim, e, özel olmaz. Bundan dolayı buradaki e, Genç Kalemler Dergisi e, tamlamasını da bu gözle e, kavramanız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi gelelim 12. sorumuza sevgili arkadaşlar. Ve 12. sorumuz e, ikinci adımın son sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde evet birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor sevgili arkadaşlar. Bakalım. Bu sene küçük ayıyı izlemek için yeni bir heyet oluşturacaklar. Arkadaşlar buradaki küçük ayı derken gökyüzündeki bir coğrafi kozmolojik olaydan bahsediyor. Küçük ayı. Şimdi eğer bu ayrı yazılsa sanki bir küçük ayı hayvan olarak ayı var da o izlenecekmiş gibi bir şey olacak. Dolayısıyla burada bir doğru yazım var. Yani yanlışlık yapılmamıştır. Akademisyenler gök taşını inceleyerek farklı makale yayınlayacak. Evet, gök taşı. Evet. Burada da bir e, ünlü düşmesi veya türemesi olmadığı için ayrı yazılmıştır. Evet. Gene yayınlayacak derken doğru. Bütün hava yolu. Evet. Bütün hava yolu firmaları, bütün havayolu firmaları yılın bu döneminde kampanya düzeni. Evet, hava yolu. Bu da arkadaşlar doğru bir yazım. Hava yolu. Ayrı yazılması gerekiyor. Yanlışlık yapılmış. Evet. Diye bakalım. İşe başladığı ilk gün yaptığı Ali Nazik herkes tarafından Evet. Burada Ali Nazik derken arkadaşlar özel isim değil. Bir yemek ismi değil mi? Ali Nazik. E, patlıcanla yapılan bir yemek? Dolayısıyla Ali Nazik burada bitişik yazılması gerekirken Ayrı yazılmış arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız denizli seçeneği. Gelelim diğer şıkka, son şıkkımız. Onun aç gözlü olduğunu herkes biliyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Evet, aç gözlü derken burada sevgili arkadaşlar bitişik yazılması gerekiyor. Aç gözlülük burada sevgili arkadaşlar mecaz anlam taşıdığı için bitişik yazılır. Normalde bir ses düşmesi veya türemesi yok ama kelimelerden herhangi birinin ikisinin veya birinin ikincisinin sevgili arkadaşlar e, anlamında bir e, değişim olursa o zaman bitişik yazılır. Burada göz aç olmaz. Yani gözün e, e, ağzı, midesi yoktur yemek. Burada mecazlı bir ifade kullanımı var. Dolayısıyla bitişik yazılacaktır. E, bundan dolayı edene seçeneğinde ne yapıyoruz? eliyoruz Dolayısıyla e, Denizli seçeneği doğru cevap. Ali Nazik bitişik yazılması lazım. Ve evet, böylelikle arkadaşlar e, yazım kuralları sorularımızın ikinci adımını TYT 3 adım Türkçe e, kitabından sizlerle çözmüş olduk ve videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın. derken kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaş çevrenizde de lütfen paylaşın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinize e, güzel günler, başarılı günler diliyorum. E, üçüncü adım sorularımızda baş başa olmak üzere sizleri tekrar kanalımıza bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.